Affedersiniz. Aynur Hanım sizsiniz değil mi? Evet. Ben Fırat Bey'in yeni işe aldığı şoförüyüm. Bir saat önce ayrılmıştı. Ne zaman döneceğini biliyor musunuz? Hayır, çok acil bir işinin çıktığını söyledi bana da. Tamam, sağ ol. Hah, geldiler. Affedersiniz, Fırat Bey nerede acaba? İşi çıktı. Sana ne? Bugün dönmeyecek artık. Hadi sen de evine gidebilirsin. İzinlisin. İzinli mi? Adama izinlisin diyoruz. Anasına küfretmişiz gibi soruyor ya. Yok, öyle değil. Alışkın değilim de ondan. İyi. İyi günler. Hadi, hadi. Sen niye bu adama uyuz gidiyorsun? Şükrü Hanım bu lavuğun dikkatsizliği yüzünden öldü de ondan. Hadi takının yanına inelim hadi. Ne var? Cemil Bey, şirkette garip şeyler oluyor. Fırat Bey sabah gelirken adamlarını fırçaladı. Sonra hep beraber çıkıp gittiler. Sanıyorum şirketin altındaki kalorifer dairesinde birini saklıyorlar. Fırat Bey telefonla konuşurken duyuyorum. Ah babiş ah. Gündemi hep geriden takip ediyorsun. Fırat bir adamı kaçırdı. Arabanın frenlerini onun bozduğundan şüpheleniyor. Benim yaptığımı öğrenmez değil mi? Daha iyi ya geri zekalı. Senin yerine başka birinden şüphelenmeye başlamış. İşin enteresanı ne biliyor musun? Ben de onun sevgilisini kaçırdım. Özleşmiş olduk. Sevgilisi mi? Henüz tanışmadık bilmiyorum. Senin zaten neyden haberin var ki? Mağara gözlüm. Hadi kapat telefonu. Bugün bir daha rahatsız etme beni. Tamam, isteyince ararsınız Cemil'de. Tabii ki arayacağım. Kusura bakma. Andaval'ın birini işe aldım. Şimdi çok pişmanım. Cemil Bey. Ya bakın yalvarırım beni bırakın. Benim hiçbir alakam yok Fırat'la. Ben sadece şirketinde çalışan bir elemanım. Duvara resim yapıyorum ya. Bir hafta sonra işim de bitecek. Gideceğim zaten. Olanlarla hiçbir alakam yok. Ya yalvarırım bırakın beni. Sevgilisi değil misin sen onun? Sevgilisi mi? Hayır değilim. Tüh ya. Yanlış kadını kaçırdım desene. Neden herkes bana aptallığımı hissediyor? Hı? Bu beni çok üzüyor ama. Çok canımı yakıyor. Bu masalları Fırat da anlattı. Nazlı ile aramızda hiçbir şey yok falan filan. Aranızda bir şey olup olmaması umurumda bile değil. Fırat Sibel'i verene kadar buradasın. O kadar. Aç şu kapıyı! Atifet, Refik yüzüme bakmıyor birkaç gündür. Dün gece de çok kötü bir rüya gördüm. Yani üstümüzde bir felaket dolaşıyor ama hayırdır inşallah. Ay ağzını ayrı aç kız, ne felaketi? Git suya alma, su gibi akıp gider o. Ay, içimde bir sıkıntı var. Yani böyle sanki bir kalbimi çıkartıyor, böyle ayağının altına almış çiğniyor. Yani mutlaka bir şey olacak. Değil değil. Konuşup durma kız Mualla. Ne olacak ki? Nazlı işinde gücünde. E sağlığı da yerinde çok şükür. Yani Refik az bir surat astı diye yani ne böyle bu kadar kötüye yorumlamak? Atifetciğim öyle değil. Ruhsal değil yani.
Nasıl yani? Bak, bence Refik şeytana uydu ve bir kadına tutuldu. Aa! Ay kız, kırkından sonra azanı teneşir patlara yok. Teneşten sonra ne kadını ne kızı hala. Ay Atifet, gülme. Yani uydurmuyorum ki, bir bildiğim var ki söylüyorum. Bak şimdi, bu adam her sabah evinden takım elbiseyle çıkıyor. Ya sen hangi taksi şoförünün sabah evden çıkarken takım elbise giydiğini gördün? Mutlaka bir şey var. Sormuyor musun niye böyle süslenip püsleniyorsun diye? Ha, oldu. Ben sana yüzüme bakmıyor diyorum, sen bana sormuyor musun diyorsun. Belki de başka bir işte çalışıyordur kız ha? Yani öyle takım elbise falan giydiğine göre. Nasıl yani? Bana yalan mı söylüyor diyorsun? Ah Fırat, ah. İyi ki geldin. Burada böyle tek başıma. Sibel, Cemil Nazlı'yı kaçırmış. Nazlı'yı mı kaçırmış? Neden? Ya benim sevgilim olduğunu sanıyor. Yani böyle bir fikre nasıl kapıldı anlamış değilim. Fırat beni sevmiyor. Fırat beni istemiyor. O başkasına aşık Cemil. O Nazlı'ya aşık. Anladın mı? Nazlı'ya aşık. Hatta şirketi almış gözünün önünde çalışsın diye. Cemil, bak yalvarırım sana. Bana ne istiyorsan yap ama ona hiçbir şey yapma. Fırat'a hiçbir şey yapma ne olursun. Benim yüzümden. Allah kahretsin. Hepsi benim suçum. Kimsenin suçu falan yok. Cemil'in nasıl bir manyak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani sen olmasaydın da bela çıkaracak bir bahane bulurdun. Hayır. Onu tek istediği benim. Odama gidip eşyalarımı toplayıp geliyorum. Sibel. Cemil'e gidiyorum ben. Eğer ben gitmezsem bu iş son bulmaz Fırat. Yok öyle bir şey. Ne benim ne de başkası için kendini feda etmeyeceksin. O zavallı Nazlı'nın hiçbir günahı yok. Ben burada böyle elim kolum bağlı oturamam. Bir şey yapmam lazım benim. Ya ben de onun için geldim işte. Cemil onu bilmediğimiz bir yerde tutuyor. Yani sizin beraber gittiğiniz ortak bir mekan falan var mıydı? Hayır. Nazlı arıyor. Atsana. Nazlı? Ya gerçekten Nazlı'nın aradığını mı düşündün? Fırat sen de böyle saflık mı desem, naiflik miyim? Böyle benim hoşuma giden bir şapşiklik var. Az kaldı. Az kaldı Cemil, az kaldı. Geliyorum yanına. Boş tehditlerini duymak için aramadım. Sibel'i ne zaman getiriyorsun? Nazlı'yla konuşmadan sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ah canım, yazık sana. Sevgilini özledin tabii. Kaç saattir göremiyorsun. Al konuş. Sevgilin seni özlemiş. Alo? Nazlı? Nazlı iyi misin? O manyak sana kötü bir şey yapmadı değil mi? Nasılsın? İyiyim, şeyim yok. Seni kurtaracağım. Nazlı sana söz veriyorum, seni kurtaracağım. Bana inanıyorsun değil mi? Evet. Ama çok korkuyorum. Korkma. Nazlı. Nazlı ben seni... Of Allah'ım. Ne kadar da dokunaklıydı. Şimdi sıra bende. Sibel'i ne zaman getiriyorsun? Nerede olduğunu bilmiyorum. Nazlı! Fırat! Bırak lan kızı! Bu yavruyu bas bas bağırtmak istemiyorsan Sibel'i hemen getirirsin. Sana 2 saat mühlet. Fırat! Fırat ne olmuş? Fırat!
Fırat. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Geberteceğim seni, geberteceğim. Fırat, bırak da Cemil'e gideyim ne olur. Kimsenin böyle acı çekmesine gerek yok, lütfen. Hayır, olmaz. Al şu telefonu, benim ve Ece'nin numarası var. Bir şey olursa haber ver, tamam mı? Alo Saltuk, senden bir şey yapmanı istiyorum. Thank you.